Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda bu renkli yavruların anne ve babasını tekrardan eşe atacağız arkadaşlar. Yukarıda uçuyor zaten annemiz. Beyaz DF jumbo dişimizi sarıyoruz. Şov erkeğimizle tekrardan eşleyeceğiz arkadaşlar. Yuvada 3 yavrusu vardı. Bir önceki videomuzda yavruları salma kafese attığımızı görmüşsünüzdür zaten. Yavruları artık attık. Anne şu an boşta, tekrardan yumurta yavru yapabilecek durumda. Bayağı da bir toparlanmış. Kalıp olarak çok güçlendi tekrardan. Kaybettiği kiloları tekrardan geri aldı arkadaşlar. Eşe atacağımız kafes burası. Pardon, şu ikinci kat. Alttan ikinci kat. Erkeğimiz oraya attık. Bu sefer yukarıki yuvada yavru almak istemiyorum. Aslında oranın yuvası daha güzel, daha geniş ama ben kuşları biraz daha göz önünde bulundurmak istiyorum arkadaşlar. Hem anne babanın renkleri tam olarak gözüksün. Salma kafes, dolap kafesimizde ledler var. Net bir şekilde renkleri gözükür. Hem de yuva kontrolünü rahat bir şekilde yapmak istiyorum. Yukarının yuvaları çok yukarıda olduğu için hani kontrol etmem birazcık zor arkadaşlar. Hani eriniyorum açıkçası. Ama aşağı yuvada olduğu zaman sürekli olarak gidip gelip açıp kontrol edebiliyorum. Dediğim gibi bugün de bu takımımızı tekrardan eşe atacağız arkadaşlar. 3 yavrumuz vardı. Onları salmaya attım. Son durumlarını size de göstereceğim. İlk yavrumuz yem kırıyor. Diğer iki henüz yem kırmıyor. Dalları yiyorlar sadece. Onlar da yem kırdıktan sonra yeni sahiplerine göndereceğim arkadaşlar. Onu da söyleyelim sizlere. Bir de arkadaşlar yakın zamanda tekrardan canlı yayınlara başlayacağız ama kısa bir işimiz kaldı. Uzun zamandır bir elimizde iş var arkadaşlar. Onunla uğraşıyoruz. Yaklaşık olarak bir haftaya kadar falan biteceğini tahmin ediyorum. O bittikten sonra artık canlı yayınlara başlayacağız ve çekilişlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk çekilişimiz hatta mama çekilişi olacak arkadaşlar. İlk mama göndereceğiz. İlerleyen günlerde tekrardan kafes çekilişi falan gerçekleştireceğiz. Belki ilerleyen günlerde kuş çekilişi yapabiliriz. Dediğim gibi sponsorluklar da geliyor. Onlarla anlaşıp onların da ürünlerinden veya kuşlarından gönderim sağlayabiliriz. Onu da söyleyelim sizlere. Hani tekrardan canlı yayınlar başlıyor ve arkadaşlar tekrardan da bu çekilişler devam edecek. Onu da söyleyelim. Uzun zamandır çekiliş yapmadık ki, canlı yayın da yapmadık. Aslında canlı yayınlara başlamıştık. Araya birkaç iş girdi. Hala daha onlarla uğraşıyoruz arkadaşlar. Onlar bittikten sonra dediğim gibi tahminen bir haftaya kadar bitecek. O bittikten sonra düzenli olarak tekrardan canlı yayınlara devam edeceğiz. Onu söyleyelim sizlere. Ve bu ayın sonunda bu görmüş olduğunuz kafes sisteminde bir değişiklik yapacağız. Onu da söyleyelim, sürpriz olsun. Dilerseniz artık arka kameraya geçelim arkadaşlar. Ben kuşu alayım. Eşe atarken sizlerle birlikte gösterelim arkadaşlar. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Dişimiz gördüğünüz gibi yuvada gene giriş çıkış yapıyor. Erkeğini direkt buraya atsam tekrardan yavru yumurta verir mi? Direkt verecektir arkadaşlar. Direkt yumurtlar. Hani sıkıntısız bir şekilde. Ama bu kafeste de yumurtlayacağını düşünüyorum. Çünkü o dişiden geçen sene, zaten bir sene çalıştık onunla, bu ikinci senemiz. Geçen sene bu erkeğimle bu kafeste yavru yumurta aldım. Yani hayvan bu kafese alışkın diyebilirim. Bu kafes modeline alışkın, sıkıntısız bir şekilde çiftleşecektir. Yavru yumurta verecektir. Göz önünde bulundurmak için dediğim gibi onları bu kafeste eşe atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Erkeğimiz burada zaten, bakın. Erkek de bu arada tüye giriyor işin kötüsü. Onu ne yapacağız bilmiyorum. Çiftleşecektir diye tahmin ediyorum. Bakın onların yavruları da arkadaşlar yerde. Şöyle gösterelim. Bakın şu sağdaki sahiplendirilecek arkadaşlar. İsteyenler olursa Instagram'dan yazarsanız geri dönüş sağlarım, ayarlarız. Şu soldaki yavru ile buradaki yavrumuzun zaten yuvadayken ta ayırttırılmıştı, rezerve edilmişti arkadaşlar. Salma kafeste durum böyle. Dediğim gibi bu ayın sonunda şu görmüş olduğunuz kafes sisteminde bir değişiklik yapacağız. Onun da bilgisini vereyim sizlere. Artık bu salma kafes olabilir veya dolap kafes olabilir. Onu da siz tahmin edin. Ben yaptığım zaman zaten videosunu çekip sizlere göstereceğim. Yakın zamanda bu erkeğime bir dişi ayarlayacağım. Erkek ciddi anlamda kitap gibi oldu arkadaşlar. Kocaman bir şey oldu yani, öyle söyleyeyim sizlere. Kalıp olarak boyu çok uzun zaten. Kuyruğu olsun, kalıbı olsun. 10 numara 5 yıldız, nazarımıza değmesin. Maşallah diyelim. Buna güzel bir dişi ayarlayacağım. Aslında bu dişiyle atsam direkt çiftleşir ama ben gene aynı şekilde renk yavru almak istiyorum arkadaşlar. Bence bu rengimi daha tekrardan kaybetmek istemiyorum. Sadece ilerleyen zamanlarda çalışmayı düşünürsem bu erkeğe, yani bu yavruların babasını, yukarıda gri dişim var. Bununla çalışabilirim. Güzel yavru vereceğini düşünüyorum. Bununla çalışabilirim. Burada gri şov dişim var. Bununla çalışabilirim. Şov, rengarenk yavrular alabiliriz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Bunları eşe atalım. Daha sonra belki bir ufak yavruları kontrol edebiliriz sizlerle. Şimdi ben videoyu durdurayım arkadaşlar. Dişiyi yakalayayım. Tekrardan kaldığımız yerden devam edelim. Eşe atarken zaten sizler de göreceksiniz. Evet arkadaşlar, dişimizi aldık. Tekrardan eşe atacağız ama şöyle bir sıkıntımız var. Dişide kızgınlık yumurtası var şu anda. Popo kısmına dokunduğum zaman çok net bir şekilde yumurtayı hissedebiliyorum arkadaşlar. Bakın tam şu serçe parmağımın altında yumurta. Çok net bir şekilde hissediliyor. Bakın erkeğini atacağım. Direkt kuyruk kaldıracağını düşünüyorum. Bakalım şansımıza ne gelecek. Erkek tüye girmiş. Belki yani çiftleşme geç olabilir ama çiftleşeceğini düşünüyorum. Bakın ta elimde kuyruk kaldırdı hayvan.
Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu ne şimdi? İşler kötü. Elimizde çiftleşebilirler bu arada. Zamanında elimizde çiftleşen kuşlar oldu arkadaşlar. Bu da ikinci olabilir. Ne diyorsunuz? Olur mu? Erkek çok korkak. Korkak olmasa direkt elime çıkacak. Ama dediğim gibi korkak. Dediğimiz gibi direkt dişi kuyruk kaldırdı. Şöyle uzatmak istiyorum. Tüneye bırakayım da. Hayvan elimden emmiyor işin kötüsü. Kızım hadi in şuraya. Geç. 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 Allah Allah. Hayvan kilitlendi kaldı arkadaşlar. İşte dişi oldum böyle olacak. Neyse inene kadar bekleyeyim bari. Kendi halinden memnun herhalde arkadaşlar. Dişi normalde el alışık bir dişi değil. Onu söyleyeyim. Şu an kızgınlıktan dolayı elimden inmeden erkeğini gördüğü zaman, eşini gördüğü zaman direkt kuyruk kaldırdı. Onun açıklamasını yapayım. Çünkü dediğim gibi el alışık bir dişi değil. Zaten önceki videolarımızdan görebilirsiniz. Salma kafesten alırken ederken bizden kaçıyordu yani arkadaşlar. Şöyle erkeğini yanına götürelim. Dediğim gibi erkek elimize alışık olsa, erkek elimize alışık değil. Kızım hadi in in. Hadi. Ben böyle bir şey görmedim vallahi ya. Erkek elime çıkarsa arkadaşlar bu iş oluyor diyecektim. Elime çıkamadı. Hadi in sen şuradan. Heh. Artık siz bir kavuşun. Erkeğimiz tüydü arkadaşlar. Ama eşleşmeyeceğini açıkçası sanmıyorum. Çiftleşecektir diye düşünüyorum. Nasıl kızıştığını gördünüz. Nasıl kızgınlaştığını gördünüz dişimizin. Ekstra bir ilaç, vitamin takviyesi verdik mi? Vermedik. Ne yaptık? Onu söyleyelim. Yavruları var zaten arkadaşlar. Yavru olan kuşlara ben kızıştırıcı vitamin takviyesi yapmıyorum. Sadece arada bir multivitamin veriyorum. Vücut dirençlerini kaybetmesinler. Yavru bakarken çok yoruluyorlar. Bunun önüne geçmek için dediğim gibi düzenli olarak multivitamin veriyoruz ama bunların belli aralıklarla veriyoruz. Sürekli verirsek bu da sıkıntıya yol açabiliyor. Onun haricinde düzenli olarak sadece mamasını verdik. Mamasını asla eksik etmedim. Yavrusu olan kuşlarıma düzenli olarak ben mama veriyorum zaten arkadaşlar. Hatta şu an bütün kafeslerimde mamalıkları görebilirsiniz yani. Bugün de verdim, yarın da vereceğim. Yani mamasız bir gün neredeyse geçirmiyorum kuşlarda. Her gün neredeyse mama veriyoruz. Erkek diğer erkeklerime göre birazcık çekinik arkadaşlar, açık söylemek gerekirse çekinik bir erkek, baskın bir erkek değil. Dişimiz çok kızgın olduğu için direkt kuyruk kaldırdı. Erkek seçmeyen bir dişi, hani bütün üreticilerin istediği ayarda bir dişi arkadaşlar. İstediğiniz erkeği atın, burada gözünüz hangisini kesiyorsunuz mesela. Şu Japonesi dahi atsanız direkt kuyruk kaldıracak bir dişi. Ki zaten daha ben kafese sokarken, kafese sokmadan daha elimdeyken kuyruk kaldırdı, bunu siz de gördünüz. Erkek ele alışık olsaydı, baskın olsaydı, ele alışık olmasına da gerek yok, baskın olsaydı direkt çıkıp çiftleşecekti arkadaşlar. Çok bariz belliydi. Ki geçmiş zamanlarda zaten bunu biz yaşadık. Yukarıdaki erkekte herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Elimde gene böyle su yeşili. Şu erkeğin aynısını dişisini düşünün arkadaşlar. Öyle bir dişi vardı. O da ele alışık değildi. Erkeği gördüğü gibi direkt şu erkek, yanlış hatırlamıyorsam geçmiş zamanda vardı zaten. Kapak fotoğrafında da fotoğrafları vardı. Dişi direkt elinde kuyu kaldırdı ve direkt elinde çiftleşmişlerdi. Ama dişinin yumurtlama problemi vardı. Yumurtlamamıştı. Öyle bir sıkıntımız vardı. Bunları da burada eşe attık. Erkek dediğim gibi çekinik bir erkek. Şu an tüy de zaten normalden biraz daha hareketsiz durması çok çok normal. Ki hepsi neredeyse uyku modunda şu anda arkadaşlar. Saat kaç? Saatimiz 4'e geliyor arkadaşlar. 4'e 10 var. Bunlar da hani ben önceki kuluçkasında da zaten ben bunların açık söyleyeyim çiftleştiğini görmedim. Sadece dişinin kuyruk kaldırdığını gördüm. Çiftleşmeyi hiç görmedim ben bunlarda. Ama yavru yaptılar yani, yumurtaları doldurmuşlar. Biz görmeden halletmişler yani işlerini. Normalde çoğu takımın ben çiftleştiğini görürdüm arkadaşlar. Mesela bakın Japoneslerin de çiftleştiğini görmedim. Ama hayvanın altında şu an 3 tane yumurta var. Bunlar da olabiliyor yani. Bilginiz olsun, hayvanın çiftleştiğini görmediğinizde yumurtanın boş olma ihtimali ne düşünmeyin. Kesin boş olacak diye bir şey yok. Dolu olabiliyor ki bunlar da zaten biz gördük. Ama bunun ilk yumurtası boş olacak. Onu söyleyeyim. Çünkü şu an poposunda kızgınlık yumurtası var. Onun bilgisini verelim sizlere arkadaşlar. Bunu yumurtlayacak. Ben gene atmayacağım. Takibini yapacağım. 5. veya 6. günde kontrol edip tekrardan yuvadan yumurtayı alırım. Boşu boşuna hayvanı yatırıp da yormam. Şimdi gelelim isterseniz yavrulara bakalım arkadaşlar. Burada güzel resesif bir yavrumuz var. 2 tane de çok güzel kremiyo yavrumuz var.
Erkek özellikle bakın bu da erkek, diğeri de erkek arkadaşlar. Bakın şu benim çok hoşuma giden erkek bu. Kalıp olarak çok çok iyi. Şöyle göstermek istiyorum. Bu arada diğer odadan da köpeğimiz bağırıyor. Evde her şey var arkadaşlar. Balığımız da vardı aslında. Balığı sahiplendirdik. Şu an balık yok. Sadece köpek ve kuşlar var. Kuşlardan da sadece muhabbet bakmayı düşünüyorum. Sultanları elden çıkartmayı düşünüyorum. Hatta şu üst kattaki kuşları da aşağı salmaya aktarmayı düşünüyorum. Onu da söyleyeyim sizlere. Bu salmanın üstünü boşaltacağım arkadaşlar. Sadece şurada bırakacağım. Bakalım nasıl olacak. Bir de salmadan gri erkeğimizi alıp şu sağ en üstteki kafese yerleştireceğim. Onu da söyleyeyim. Erkek hala kendine gelemedi. Dediğim gibi erkek çok çekinik bir erkek arkadaşlar ama dediğim gibi geçen kuluçka gayet güzel yavru yumurta verdiler. Bakın tüy de zaten çok bariz belli. Şuradaki yavrulara bakalım. Bakın şov yavrumuz yuva ağzında. Bunu kendime ayıracağım arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Bunu garanti kendime ayıracağım. Çünkü geçen kuluçkadan ayırmadım. Bu kuluçka kesinlikle kendime ayırmam lazım. Yavruların hepsi 10 numara geliyor bakın. Görüyor musunuz? Tonları nasıl? Bakın bu babaya benziyor. Babanın aynısı geliyor. Şu yukarıdakine benziyor mesela. Aşağıdaki de zaten renkler birbirine çok çok yakın. Kafayı görüyor musunuz arkadaşlar? Bunun cinsiyet ne? Bunun cinsiyeti erkek. Şu an erkek. İleride her şey olabilir arkadaşlar. Daha yuvadan düşmedi. Yuvadan düştükten sonra daha cinsiyet değişebiliyor. Ben bunu kendim ayırmayı düşünüyorum. Bu yuvanın en büyük yavrusu. Yani en büyük derken gün olarak en büyük yavrusu. Ama diğerlerinden de tabii ki ayırabiliriz. Hiç belli olmaz. Şöyle geçelim. Babamızı gösterelim. Babamız burada. Genelde babanın mutasyonunu atıyor. Zaten geçen kuluçka da gri atmıştı mesela. Renkler böyle olacak. Bir buna benzeyen var. Bir de buradakine benzeyen var arkadaşlar. Bu erkeğimiz de gayet güzel. O erkeğimizin yavrusu hemen göstereyim sizlere. Başka bir dişiyle olan yavrusu tabii ki. Yandaki dişiyle değil. Şimdi eşi attığım beyaz dişiyle buradaki yeşil erkeğin yavrusu bu arkadaşlar. Örnek gösterelim. Evet. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eşi attık. Dişi yanına gitti. Bakın her an çiftleşme gerçekleşebilir. Bir dakika daha bekleyelim. Eğer çiftleşme olmazsa videoyu kapatalım. Zaten olayı gördünüz. Hayvan daha elimdeyken kuyruk kaldırdı ki şu an çiftleşecekler. Evet. Erkek kendine geldi arkadaşlar. Ama siz göremiyorsunuz değil mi? Pardon. Erkek kendine geldi. Dişi her an kuyruk kaldırabilir. İyi, güzel. Hiç yabancılamadılar ortamlarını. Gayet güzel. Dişinin zaten yabancılayacağını çok düşünmüyordum ki. Direkte çiftleşecekler. Bakın arkadaşlar. Yani hayvanları artık okuduk. Ne yapacaklarını önceden söyleyebiliyoruz. Bakalım çiftleşecekler mi? Geçen kuluçka dediğim gibi çiftleştiklerini görmedim. Ama yumurtaları doldurduklarını biliyoruz. Yavrularını aldık çünkü. Her an erkek çıkıp çiftleşebilir. O kadar çok ağır tüy de değil. Çiftleşmesini engelleyecek bir tüy dökümünde değil arkadaşlar. Çiftleşecektir. Dişi kaldı öyle. Dişi bayağı bir kızgın. Erkekten ne zamandan beri ayrı dişimiz? Erkekten yaklaşık 2 haftadır. 10-15 gündür ayrı diyebilirim dişimize. Erkek hiç kuru yapmıyor. Bakın kendi kendine kuyruk kaldırıyor. Farkında mısınız? Hani bu ayarda böyle dişleri çok seviyorum arkadaşlar. Çok beğeniyorum. Ciddi anlamda çok sevdiğim bir karaktere sahip böyle dişler. Bazıları çok uğraştırıyor. Onlar bizi sıkıntıya sokuyor. Hani ondan ona eşi atıyoruz, ondan ona eşi atıyoruz. Çiftleşme birazcık geç oluyor ama bu dişlerde öyle bir sıkıntımız yok. Hangi erkeğin yanına atarsanız zaten direkt kuyruk kaldırıyor. Bunu örnek gösterebilecek kaç tane dişimiz var? Gri dişimiz var. Şurada. Gri dişimiz gene burada var. Ve şurada mavi dişimiz var. Bunları örnek gösterebilirim. Direkt kuyruk kaldırıyorlar arkadaşlar bunlar. Birazcık rahatsız edeceğim. Şöyle yakından da gösterelim ve videomuzu kapatalım arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.